İndir silahı. Sen! Umut! Annem! Celal Duman. İtiraf ettiğin suçlardan tutuklusun. Sema Kelepçe. Bu senin hakkın Sarp. Uzat elini. Ben bu an için bir yıl hapis yattım lan. Annem bu an için ne çok gözyaşı döktü biliyor musun? Bu an için Yusuf Müdür şehit oldu lan şehit. Yusuf Müdür! Duy sesimi! Başardık! Paket dedik kebapçıya! Dürüm yaptık, dürüm! Evet, düş bakalım önüme kebapçı, hadi. Sen gül, gül. Ama çok gülemeyeceksin. Beni hapse tıktırdın ama doyamayacaksın annene. Doyamayacaksınız birbirinize. Kavuşturmayacağım sizi. Ne diyorsun lan sen? Bir arada duramayacaksınız. Yanacaksınız hasretle. Yanacaksınız. Ne diyorsun lan sen? İndir silahı. Tam zamanıdır oğlum, sık. Sana söylüyorum, indir silahı. Umut, sakin ol oğlum. Olur. Ne diyordun şimdi, bir daha söyle. Müdürüm tamam. Öldürmeyecek şeyleri. İndirsinler silahları. Umut sakin ol oğlum, oyuna gelme, kışkırtıyor seni. Oğlum ne olur yapma. Umut sakın. Geberteceğim lan seni. Var mı sende o cesaret, o yürek, var mı lan? Sakın yanlış bir şey yapma. Ne duruyorsun velet? Hadi, hadi, hadi. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Adamsan bahseti. Yapamam mı sanıyorsun lan? Bas ulan o zaman! Bas! Hayır. Özür dilerim. Yapın.
yapacağım mı sandın lan? Seni öldüreceğimi mi zannettin? Ha? Yedin mi, inandın mı kebapçı? Senin ciğerini biliyorum lan, yer miyim senin numaralarını? Bir ömür hapiste çürüyeceksin kebapçı. Abi gördün mü? Suratını gördün mü? Yapacağım zannetti bir an. Yo kebapçı. Yok. Kendi çöküşünü, bitişini seyredeceksin sen. Yok öyle ya ama. Bu hesap burada kapanmadı. Görüşeceğiz ikinizle de. Hadi konuşmaya devam etsin hadi. Lan. Gerçekten yapacaksın sandım bir an ha. Ya yapar mıyım abi? Ama sinirim bozuldu. Bacanlı ziyaretine geleceğim, bekle beni ha. Ve haydi sağdan git, cızdan bulursun. Tırrı. Sonun tek suçlusu sensin Celal. Korkmuyorum artık o bakışlarından. Her şeyi anlatacağım polise. Oğlumla yeni bir hayata başlayacağız. Senden, senin kötülüklerinden uzakta. Başka bir adı olacak oğlumun. Başka bir soyadı olacak Celal. Oğlum. Senden utanıyorum baba. Çocuğumu bana düşman ettin kadın! Şşş, hala konuşmuyor musunuz mu? Hadi yürü. Mustafa! Yürü kebapçı, yürü! Yürü kebapçı, yürü! Sarp bak! Unutma lafını. Sarp! Güle güle. Hepinizi, hepinizi öldüreceğim. Müdürüm, iki dakika bir şey konuşmamız lazım. Elbette Sarp. Oh. Aferin oğlum. Çok, yani çok büyük bir iş başardın. Aferin. Kardeşim olmasa başaramazdım. Farkındayım. Yalnız biliyorsun değil mi? Mert'in hapis yatması gerekecek. Cezasını çekmeli. Biliyorum. O da farkında durumun. Kendisi teslim olacak. Sizden tek bir ricam olacak. Birkaç gün annemizle bir arada olmamıza müsaade edin. Sonra ben kendi ellerimle teslim edeceğim Umut. Söz. Oğlum abin ne konuşuyor müdürle? Bir şey konuşmuyor anne. Hiçbir sıkıntı yok merak etme.
Anlıyorum Sarp. Pekala, istediğin gibi olsun. Birkaç gün abi kardeş annenizle geçirin. Yalnız sana emanet. Tamam müdürüm, sağ olun. Durun hele siz. Bekleyin. Görün. Geliyorum. Allah helal olsun Yılmaz Brothers. Coşkun abiniz nasıl çözdü mevzuyu ama? Hadi lan, hadi lan. Oğlum, ben bu adamı tanıyorum. Bizim evin önünde fenalaşmıştı bu. Ya vallahi siz de bana yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederim. Sizi bu adam mı kurtardı? O mu kavuşturdu? Ya yani o kadar da şey değil yani. Anneciğim bu kadar iyi bir insan ki kendisi. Ne yapsak az kalır yanında. Hadi gidelim artık. Dur Eylem. Dur gel. Şu kebapçının gidişini bir izleyelim doya doya. Hadi. Herkes araçlara. Genel organizeye götürüyoruz. Kebapçı Celal, bekleme yapma oğlum Mehmet. Yallah. Hazır mıyız? Hazırız abi. Harekete geçiyoruz. Tek şansımız bu. Celal babamı kurtarmak için başka fırsatımız olmayabilir. Organizeye gitmeden bu işi bitireceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Tamamdır abi. Ölmek var, dönmek yok. Hadi çocuklarım. Artık evimize gidelim. Yerleştireceğiz. Bir süre orada kalacaksınız. Tamam. İyi olmuş o zaman. Beraber olacağız. Güvende olacağız. Peki babam? Ona ne olacak anne? Koskoca bir hayat var çocuklar. Doya doya yaşayacağız hayatımızı. Artık hep birlikteyiz. Hiç kimse ayıramayacak bizi.
Biz de varmak üzereyiz. Bak tekrar ediyorum. Celal babamı almak için başka şansımız yok. Hata yapanı yaşatmam. Ne oldu Fulya? Hiç. Bunu yapmak zorundayım. Babamı içeride bırakamam. Yaşayamaz orada. Çıldırır. Sen gelmek zorunda değilsin. İstersen seni indirelim. İyi böyle. Senin için geleceğim. Eyvallah. Eyvallah. Ya kebapçı Ceral. Artık hapishanede küçük kişiler olur ha? Helal olsun Sarp ha. Selim, ne diyorsun? Aynen. Vallahi bravo ya. Kendini akıllı zanneden kebapçının burnunun dibine kadar girmiş. Adamı ayakta uyutmuş ya lan. Ne diyorsun Selim? Bu pis pis bakıyor. Korkalım mı sence? Bakayım. Kebapçı Celal'in devliği bitti kardeşim. Çok mu eğleniyorsunuz? Dalganızı mı geçiyorsunuz kebapçı Celal'le? Devam. Siz daha kebapçı Celal'in kim olduğunu anlamamışsınız. Bu halde bile posta mı koyuyorsun sen? Ne zannediyorsun lan kendini? Yakında görürsünüz. Ne zannettiğimi, kim olduğumu siz de anlayacaksınız. Geldik evimize. Artık üzülmek yok. Saklanmak yok. Kaçmak yok. Gözyaşı yok. Mutluluk var lan, mutluluk. Fazla coşkulu değil mi? Sert şakadan anlamayan herifin tekiydi. Vallahi hiç Sarp'ta görmeye alışık olmadığımız hareketler bunlar. Hadi. İnin. Onun coşkusu da buraya kadar işte. İlla ayar verecek. Thank you.
Ne yapıyor lan bunlar? Siz kaçın. Siz. Şey kardeşim, hep beraber gideceğiz buradan, hadi. Bu mümkün değil. Buradan çıkıp gitmek istiyorsanız benim kapıyı tutmam lazım. Başka şansımız yok. Siz gidin. Hadi dedim, dana duruyorsunuz. Gidin çabuk. Baba. Değil baba. Olmaz, izin vermem. Çekil kapının önünden yoksa ateş etmeye başlayacağım. Hiçbir yere kaçamazsınız. Bırakmam sizi. Çekilmem. Son kez uyarıyorum. Çekil yoksa ateşe devam edeceğim. Ateş serbest. Değilim. Ona daha var Davut. Ona daha var.
Maalesef baba. Kardeşim. Bizim için kendini feda etti. Baba, her şeyi hazırladım. Seni hemen yurt dışına kaçıracağız. Olmaz. Son bir işim var. Bunu sen de biliyorsun. O işimi göreceğim. İşimi göreceğim ama oğlumu da bırakamam anası olacak o kadınla. Bak, bu bir yaşındaki halin. Ama tatlıymış ama. Şimdi de tatlısın. Çok da yakışıklısın şimdi. Ne tatlı ne tatlı. Tadından yenmiyor vallahi. Ya anne, bu abim beni paso kıskanıyor. Ne yapacağız bu işi? Ufakken de böyle miydi bu? Değildi. Çok severdi seni. Sen kaybolduktan sonra bir süre eve sokamadım onu. Hep bahçede otururdu. Belki kardeşim gelir diye girmezdi içeri. Aslan abim benim. Oğlum, 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 oğlum. Bak. Bu senin de. Bunsuz uyumazsın. Sana söylemiştim, hatırlıyor musun? Hı? Elimden bırakmazmışım. Takıntılı herif işte. Nedir durum doktor? Acil ameliyat almamız gerek. Dayan oğlum. Dayan Musa. İyileşeceksin oğlum. Koy verme kendini. İyileşeceksin. Telefon. Alo Sema. Buyurun müdürüm. Hemen yanımda kim var kim yok herkesi toplayıp organizeye geri dönüyorsunuz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Celal kaçtı. Celal kaçtı mı? Evet kaçtı. Şu anda en güvenli yer organize şubedir. Celal'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Emredersiniz müdürüm. Celal kaçmış mı? Nasıl olmuş bu? Benim de bir bilgim yok. Ama dışarıda güvende değilsiniz. Detayları organizede öğrenirsiniz. Korkma anneciğim. Ben varken babam sana bir şey yapamaz. Ya beni bıraksanız gitsem. Olmaz. Dışarısı güvenli değil. Ben 20 yıl saklanmışım. Saklanmayı iyi biliyorum. Bırakın gideyim. Olmaz dedim. Vallahi Celal hepimizi bitirecek. O iş o kadar kolay değil. Ha kolay değil. Celal'i kaybedecek neyi kaldı bacım? Onun tek korkusu polise yakalanmaktı. O korkusunu da elinden aldınız artık. Oh, sabaha kadar dans. Ama hepimizi duman edecek Celal. Ben onun tarzını biliyorum. İki kardeşten birini öldürür, diğerine yasını tutturur. Ya Mustafa yani
biz öyle konuşuyoruz hani, bakma öyle şey de değil yani. Madem hep beraberiz, o zaman birlikte bir yemek yiyelim. Tamam, ben hazırlarım. Olur, ben de yardım edeyim. Vallahi kardeşimizin elinden bir yemek yeriz artık. Tabii ya. Vallahi abi, bu davada benim Sarp abiye çok yardımım dokundu. Senin elinden bir yemek yeriz artık, değil mi? Kardeşim benim. Buyurun müdürüm. Sarp, hemen organizeye gelin. Dolaşmayın ortalıkta. Hayırdır, bir şey mi oldu? Celal kaçtı, tehlikedesiniz. Ne oldu Sarp? Hemen geliyoruz. Celal kaçmış. Celal mi kaçmış? Çakallar toplanmaya başlamış. Burada güvende değiliz, hadi gidelim. Eylem! Ne yapalım bunlara? Toplanmışlar böyle. Tarifi belli. Yeltenin alır boynundan üstüne. Emanet var mı üstünde? Olmaz mı? Parmaklarım da kaşınıyor zaten. Ben şunu alırım. İyi. Şu değişik de bende. Ne tatlı döverim lan ben bunu. Ben yine de silah diyorum abi, annemler falan. İyi, sen bilirsin. Hayda! Hadi anne. Hadi hadi hadi. Baba. Oğlum. Sakın kimseye benimle konuştuğunu belli etme. Niye aradın beni? Seninle konuşmak istemiyorum ben. Oğlum. Sen babandan başkasının sözüne güvenme. Ne diyorlarsa hakkımda yalandır. Seni alacağım. Şimdi kapatmam lazım. Yine arayacağım seni. Unutma. Benimle konuştuğunu kimse anlamasın. Aramızda. Tamam. Mustafa, telefonu bana ver. Niye ki? Babanın aradığı numarayı görmem lazım. Oğlum versene. Emniyetteyiz, güvendeyiz. Hadi. Vallahi yeri tespit edilirse Celal acayip çarşafa dolanır ha. Oğlum Mustafa, helal olsun. Yaktın babanı. Müdürüm, Celal'in yerini tespit etmiş olabiliriz. Oğlunu aradı. Söyle bakayım Sema. Dinliyorum. Tamam, yazdım. Derhal bu numaranın yerini tespit ediyorsunuz. Herkes hazırlansın. Celal'in yeri tespit edilmek üzere. Operasyona çıkıyoruz. Sallanmayın! İyice anladınız ne yapacağımızı değil mi? Anladık babam. Hazırlıklar tamam mı? Tamamdır, sıkıntı yok.
Bir aksilik istemiyorum. Ya öldüreceğiz ya da öldüreceğiz. Dönüşü yok. Varsa yarın hesabı olan, kafası karışık olan, şimdi şuradan çekip gitsin. Kılına zarar vermeyeceğim. Şeref sözü veriyorum. Öl de ölelim Celal Baba. Eyvallah. Başlıyoruz o zaman. Ne oluyor müdürüm, nereye? Celal'in yeri tespit edildi. Ben de geliyorum üstüne. Tamam gel. Artık polissin. Ayrıca bu operasyon her şeyden çok senin hakkın. Ben de geleceğim müdürüm. Olmaz. Sen burada annemlerle kalacaksın. Rızıkçılık yapma Devran. Ben de geleceğim. Umut, bana bir şey olursa annem, Eylem, Barış sana emanet. Tamam peki ama sana, size bir şey olmasın. Olmayacak o kadar. Celal yakalanana kadar organizeden ayrılmayın. Tamam hadi sallanmayın. Yapma şunu, gözünü seveyim. Öpürdetme. Pis ayar oluyorum. Neyi yapmayayım anlamadım ya. Ne yapmayayım? Tamam oğlum. Yapmam. Barbie. Sonunda rahata huzura kavuştuk. Derdimiz bu olsun Barbie. Çiçek be, çiçek burası. Burası benim kadim mekanım. Burası Hasan Alyanak'ın Hasan Alyanak olduğu yer. Eyvallah abi. Celal gitti, dertler bitti. Abi, 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 abi. Haberler var abi. Bak, bak, gelişe bak. Ne oluyor oğlum, sakin be. Haberler kötü abi. Ulan, son dakika haberi gibi dalıyorsun içeri. Ne var, ne oldu, anlat. Kebapçı Celal polisin elinden kaçmış. Yok artık ya. Olmaz ya. Hassiktir ya. Nasıl oldu oğlum, anlat ne oldu? Doğru abi. Davut ölümüne dalmış. Çekmiş almış Celal'i. Minik de orada ölmüş. Vay. 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 Bittik biz. Şimdi ortalığı yakar yıkar bu. Abi, adamları toplayayım mı? Ha! Ha! Çok güzel dedin. Toplan, toplan. Hadi. Arazi vakti geldi. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Kaçıyor muyuz yoksa? Kaçanın anası ağlamaz derler. Hadi yürü, topuk spor. Hadi, hadi gidiyoruz. İyi de abi, nereye gidiyoruz? Ne bileyim abi. Bulacağız işte saklanacak bir yerler. Hadi gidiyoruz. Thank you.
Baba, polis geliyor. Arabayı hazırlasınlar, arka kapıdan çıkacağım. Çabuk, çabuk! Ne dersin davul, başarabilecek miyiz? Başaracağız babam, başaracağız. Ne yapıyoruz müdürüm? İçeri giriyoruz Sarp. Müdürüm, müsaade var mı? Önden gireyim. Hadi bakalım, dikkatli ol. Silahları polis! Teslim olun! Kaçırın Celal Baba'yı buradan çabuk! O baban çıkamayacak lan buradan! Siz kaçın baba, ben onları oyalarım. Müdürüm! Yetişin, Celal kaçıyor! Sema da unutur peşine! Kaçamayacaksın lan! Hadi çıkaralım şunu, tıkalım deliğe! Dur Sarp, yaklaşma tehlikeli! Sarp, yaklaşma daha fazla! Ölmek yok ona! Sarp, iyi misin? İyisin değil mi? Bitti artık. Her şey bitti. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Celal! Ne yaptı etti, gebertti kendini! Girmedi o deliğe! Ben su alacağım. Ben de geleyim seninle. Füsun Hanım, su ister misiniz? Burada var. Ver hadi güzel haberlerini. Celal bitti Umut. Bitti. Nasıl? Nasıl oldu?
Şu an arabanın içinde yanıyor. Kül oluyor. Şu an yanıyor. Kül oluyor öyle mi? Celal, sen de kebap oldun sonunda. Heh. Öldü yani. Emin misin abi? Celal yandı. Celal bitti. Öyle mi? Celal yok artık öyle mi? Aynen öyle kardeşim. Bitti bu iş. Celal ölmüş. Anne. Ne oldu? Ne oldu söylesene. Bildiniz mi Davut'u? Maalesef elimizden kaçırdık. Arkadaşlar peşine düştüler ama bulabileceklerini sanmıyorum. Müdürüm ne yapmalı etmeli o Davut'u bulmalı. Rahat durmaz o şerefsiz. İstenle Sarp. Sema, siz merkezi arayın. Bütün mobeseleri kontrol etsinler. Tamam. Bu iş kökünden bitecek. Kimse kalmayacak geride. Kalmayacak Sarp. Alacağız hepsini. Celal'in cesedi otopsi yapılmalı müdürüm. Söz konusu Celal olunca hiçbir şeyin garantisi yok. Yanan Celal'in cesedi olmayabilir mi diyorsun? Emin olalım diyorum. Ne bakıyorsun lan yürü. Sallanma. Hadi. Teslim ol.
yoruldun mu? Çok. Ama değdi. Değdi. Davut ortalıkta yok. O ne demek? Oldu mu ya şimdi? Niye ola? Beceremedin. Kabul et, yapamadın bu işi. Davut'u alamadıysan olmadı bu iş. Saylanmaz. Of. Ya çok kötü esprilerim var, hiç komik değiliz. Tamam ya, kızma. Takılıyorum işte. Hem sen merak etme. O Davut'u da alırsın. Devrem. Halledeceğim. Devrem. Bitti. Kari oldu her şey. Kebapçı Celal tarih oldu. Ne oldu, ne bakıyorsun? Çok ama çok önemli bir şeyi başardın. Bunu biliyorsun değil mi? Senin de boyun büyük. Hadi gidelim buradan artık. Akademide bölüm birincisiydim. Biliyorsun değil mi Devran? Ben atılmasaydım ikinciydin. O ne ne? Atılmasaydın sen de. Allah Allah. Geberttin kendini! Girmedi o deliğe! Alo müdürüm. Söyle Serp. Sonuçlandı mı?
yanan arabadaki Celal miymiş? Bilmiyorum, henüz bir rapor gelmedi. Ben bir araştırırsan haber ederim. Tamam müdürüm. Hazır. Ah. Alın bakalım. Bütün tepsi benim. Yavaş gel birader, bize de kalsın. Ya karışma ya. Umut, git bakkaldan ekmek al. Ya yapma abi ya şimdi. Çay nerede, çay? Barış, çayları getirsene. Geldim abla, gel. Abla ben iyi değilim galiba ya. Hayırdır, ne oldu? Yani normal şartlarda benim bu tepsiyi 1000 kere düşürmüş olmam lazımdı. Bir sakatlık çıkardı yani. Kondisyon düşüklüğü. Dur, senin tabağına koydum. Hep birlikte başlayacağız. Tamam anne ya. Hep bana vur zaten. Eylem nerede Eylem? Geldim. Haydi. Komşu kızı. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Başlayalım. Afiyet olsun. Çaylar? Çay ister misin? Hı hı. Yardım için sağ ol. Anne, bu börek adam öldürür. Anı sana borçluyuz. Sen bizi bir araya getirdin. Sen yaptın bunu. Hop! Ne kaynatıyorsunuz anı? Canımsın benim. Umutumsun sen benim. Canım için. Çay çok güzel olmuş. Gideyim bir tane daha koyayım. Ben koyayım seni. Yok kardeşim, zahmet etme, ben koyarım. Ya bana. Teslim olacağım akşama. Süre doldu. Aklından yanlış şeyler geçmiyor değil mi kardeşim? Saçmalama be abi. Teslim olacağım. Sen benim için 1 sene hapis yatmışsın. Ben aileme gönül rahatlığıyla sarılmak için bir süre yatmışım çok. Teslim olacağım, sözüm söz. Merak etme. Hapse girdiğimi öğrenince çok üzülmesinler, olur mu? İnandır onları, doğrusu bu de. İkna et annemi, sevdiğim kızım. Tamam lan, merak etme. Sen asıl meseleyi söyle, çıkar ağzındaki baklayı. Ya benim çok önemli bir işim var. Neymiş o? Anlatacağım ama tek başıma yapamam. Yardımın lazım. Bana bunu söyle. Yardım edecek misin? Tamam.
Tamam lan, ne istiyorsan yapacağım, söyle. Hadi çıkalım o zaman. Çıkalım. Anne. Bizim bir işimiz var, dışarı çıkmamız lazım. 2-3 saate geliriz. Ya nereye şimdi? Ya özel iş. Özel iş işte, gazeteci kız. Sana ne? Sana da bir şey sorulmuyor ha Umut. Tamam, bir şey sormuyor, gıcık. Canımsın komşu kızı. Umut. Bu konuştuğumuz iş için değil mi? Evet anne, çaktırma. Sırrım bende. Annem de mi biliyor? Evet, ne sandın? Ya bana niye söylemiyorsunuz? Neymiş bu çok mühim mesele? Allah Allah, sen ne yapacaksın ya? Vallahi kıskanıyor ya. Vallahi kıskanıyor. Ya. Sen niye böylesin? Nasıl? Gergin. Ya biliyorsun işte. Cücelerin otopsi sonuçları. Açıklansa da rahat etsek be. Haluk müdürden haber yok mu? Konuştum, haber verecek. Ha, arıyor. Buyurun müdürüm. Daha sonuçlanmadı Sarp. Bekliyoruz. Tamam müdürüm, haber verirsiniz. Tamam, tabii. Hadi Celal, hadi Celal. Geberdiğini öğrensek de rahatlasak be. Ne oluyor? Öyle bir gizemler falan. Ne çeviriyorsunuz annemle bakayım? Ya sen anamın karnına 9 ay nasıl bekledin? Bir sakin ol, bir sabret. Öğreneceksin nasıl olsa. Sen söyle asıl, Davut'tan haber var mı? Yok. Belki yurt dışı yapabilir. Al yanak bir şekilde yapıyor. Açtı antenleri, haber bekliyorum. Hadi bakalım. Gel, gel. Şurada bir kuyumcu var. Orayı patlatacağız. Ya da... Kardeşine bir 5-10 bin ateşleyeceğim. Ne yapacaksın lan o kadar parayı? Abi... Sen niye bu kadar kalın kafalısın? Hiç anlamıyorsun romans işlerden. Teklif edeceğim. Harbi mi lan? Evet harbi. Lan ne güzel haber bu. İşte şu hapse girmeden o işi halledeyim bir ara. Süper olur. Bir şey diyeceğim. Hı. Ya kabul etmezsek biz teklifini. Lan merak etme, orası bende. Sen şu tek taşın parasını ayarla yeter. Ya tek taş olması şart mı ya? Şart tabii. Ben hapisten çıktığımda öderim sana. Belki. Hadi abi, hadi abi.
polis geliyor. Arabayı hazırlasınlar. Arka kapıdan çıkacağım. Çabuk, çabuk! Ne dersin davul? Başarabilecek miyiz? Başaracağız babam. Başaracağız. Gel buraya. İyice anladın mı ne yapacağını? Merak etme. Sadece hedef şaşırtacağız. Kimsenin burnu bile kanamayacak. Tamamız. Tamamdır. Hadi göreyim seni. Davut. Patlayıcıyı arabaya yerleştirdin mi? Merak etme baba. Araba patlayacak. Hiçbir iz kalmayacak. Herkes sen öldün sanacak. Kaçamayacaksın lan! Hadi çıkaralım şunu, tıkalım deliğe! Dur, sap yaklaşma, tehlikeli! Sap, yaklaşma daha fazla! Ona ölmek yok! Ben kaybettim. Onlar da kazanmayacak. Beni öldü bilsinler. Geçsinler, tozsunlar. Normal hayatlarını yaşasınlar. En güzel zamanında o Mert'in karşısına çıkacağım. Onların elinden çekip alacağım. Annesinin, abisinin elinden alacağım. Kıtır kıtır keseceğim. Peki Sarp babam, o ne olacak? Ya, ne Sarp ne Füsun. Onların saçının teline dokunmayacağız. Neden baba? Çünkü onlar acıyı yaşayacak. Onlar ölmeden mezara girecek. Biri yeni kavuştuğu kardeşini, biri yeni kavuştuğu evladını mezara koyacak. Bu ölmekten beter edecek onları Davut. Hazır mısın? Gel canım. Güzel. Yakacaksın lan kızın kalbini. Tamam da içime kurt düşürdün benim sen. Niye, ne oldu ki? Ya kabul etmezse falan dedin ya. Ha. Bak bence sen bir daha düşün. Yok ya. Baksana şu görüntüye. Eylem dayanamaz kesin. Bence biz işi sağlam alalım. Prova yapacağız. Yok artık. Çıkar kutuyu. Ya emin... Çıkar, çıkar. Aç. Çök. Saçmalama. Çök, çök.
Ama böyle eylemin karşısında da suratı sarsan olmaz. Gel. Heh. Aferin. Neyse. Hadi teklif et, bekliyorum. Of, bu çok sıkıcıymış. Vaz mı geçsem ben? Devam, devam, hadi. Eylem. Ha? Ve ben seni ilk gördüğüm andan beri... gazeteci kız. Of. Yok tamam, ben orada doğaçlama maçlama falan bir bağlarım, hiç merak etme sen. Tamam lan tamam. Toparlan, kendine gel. Ara Eylem'i. Arayayım deme. Ara ara. Tamam, takım nasıl? Şu paçalara bir baksınlar. Alo Eylem. Efendim Umut. Hazırlan, akşam yemek yiyeceğiz. Nereye gideceğiz? Bir şey yok değil mi? Bir şey oldu yok Eylem. Öyle baş başa vakit geçirelim istedim. Ya. Ama annen şimdi seninle vakit geçirmek istiyordur. Biz sonra gezer dolaşırız. Sonrası yok Eylem. Sonrası yok. Terliyorsun lan. Ya bir dört dokuz doğuruyorum zaten. Ne dokuz doğurmasın? Ne diyorsun? Kimlesin sen? Neredesin? Hiçbir şey anlamıyorum. Eylem, hazırlan, seni gelip alıyorum. Başka da soru sorma. Bravo benim kazak erkeğime be. Aman çok komik. Bakalım akşama ne olacak ya? Vallahi çok yakıştı bunlar sana. Sen beni niye böyle giydirdin ki şimdi? Umut'la çıkıyormuşsunuz. Güzelsin. Daha güzel ol istedim. Umut abi kapıda seni bekliyor. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ya, dur bakalım. Sarp, ne oluyor? Kimse bir şey söylemiyor. Sen söyle bari. Ben bir şey bilmiyorum vallahi. Bu seni bir yere götürecekmiş. Gel gel. Bütün soruların cevabı bende. Hadi bakalım. Eylem kızımdı. Şimdi gelinim mi olacak? Ne güzel anne, daha ne istiyorsun? Çok şükür. Nasıl abi ya? Durum o kadar ciddi mi hakikaten? Öyle öyle. Evet barıştım sonunda. Nereye gidiyoruz? Bu gece soru sormak yok gazeteci kız. İyi peki. Soruları ben soracağım, sen cevap vereceksin. Allah Allah, çattık. Söyle Sarp. Müdürüm, arabada yanan cesedin otopsi sonucunu alacaktınız. Celal olduğunu teyit edecektiniz. Bilmiyorum Sarp. Sonuçlanmak üzeredir herhalde. Ben de sabahtan beri onları bekliyorum. Bir gelişme olursa seni haberdar ederim.
Senin Davut'la ilgili araştırmanda bir gelişme var mı? Bir iz üzerindeyim müdürüm. Takip ediyorum. Tamam. Haberleşiriz o zaman. Sema. Buyurun müdürüm. Otopsi sonuçları ne alemde? Sonuçlar çıkmış. Arkadaş getirecekti. Hadi hızlandır şu işi. Hadi çabuk. Niye geldik ki şimdi buraya? Hatırlamadın mı burayı? Ay şimdi hatırladım. Biz seninle eğlenmeye gelmiş iki aptal sevgiliyiz. Ya Allah Allah, niye aptal oluyormuşuz? Kim sevgili olduğuna parka eğlenmeye gelir ki? Aptal sevgililerin geldiği Luna Park değil mi burası? Tam öyle söylemiştin. Hay Allah ya. Öyle mi demiştim? Galiba evet. Burası tam orası. Gel benimle. Kolay gelsin birader. Merhaba, hoş geldiniz. Sana oyuncak kazanmak için bir atış yapabilir miyim? Tamam, hadi atabilirsin. Buyurun, tüfek hazır. Öpüşmemiz lazım. Şiş! Unuttum, onu sevgiliyiz. Sen oyuncak için ateş eden biri benim sevgilim olamaz. Gerildim, öpüşmemiz lazım. Şiş! Ne şans etmiş. Tek bir ateş yapacağım. Bakalım vurabilecek miyim? Ne kazandık? Onun hediyesi bu. Buyurun. Bu ne ya? Lan bu olmaz. Otobüs sonucu mu? Evet. Müdür bekliyor mu? Götürüyorum şimdi. Niye? Çok güzel. Alalım bunu. Yok ya, ben beğenmedim. Vallahi bu atışa bu. Ya Allah Allah, sen bunu benim için kazanmadın mı? Ben beğendim. Hem baktıkça seni hatırlamam. Hayır, bir kere daha atacağım, mecbur. Buyurun. Buna ne var o zaman? Bu atışa da bu. Bu olur işte. Bu ne ki şimdi? Bu ne ki şimdi bu diyorsun? Gazeteci kız. Öğreneceğiz. Beraber öğreneceğiz bunun ne olduğunu. Gel benimle. Ya ne oluyor Umut? Bak Eylem. Hatırlıyor musun, sana ben bir şey söylemiştim? Vazgeçemeyeceğin, terk edemeyeceğim hiçbir şeyi hayatıma sokmam diye. Büyük konuşmuşum. Onu anladım. Sonra daha iyi anladım. İnsanların arkasına bırakamayacağı şeyler varmış. Sonra? Sonra bak şimdi.
söyleyeceğim. Müdürüm. Otopsi sonuçları. Sonunda. Nasıl olur? Arabada yanan kişi Celal değilmiş. Celal değil miymiş? Hazır mısın gazeteci kız? Konuşsana. Tamam hadi heyecanlanma söyle. Bir saniye. Kim var? Ne oluyor? Benim gitmem lazım. Nereye? Ne oluyor? Dur tamam. Gitmem lazım dedim Eylem. Bak. Şunları al. Anahtarları. Niye? Arabayı sen alacaksın çünkü. Gitmeyeceğim. Yani şu an burada ne olduğunu söylemeden şuradan şuraya gitmeyeceğim ben. Elem. Elime bak. Yavaşça. Burada kal.
gidiyorum. Halledip geleceğim. Tamam mı? Halledip geleceğim. Umut olmaz, bırakmam seni burada. Helen. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Anlıyorsun değil mi bunun ne olduğunu? Biliyorsun. Ha? Şimdi benim gitmeme izin ver. Sakin ol. Ben gittikten sonra senin de gitmene izin verecekler. Ben halledeceğim. Sakin ol. Tamam mı? Anladın mı? Anladın mı dedim Eylem? Tamam. Seni kaybetmeyi göze alamam. Sen de özledin değil mi beni evlat? Alo Alayanak, geliyorum. Deli oğlan, hadi artık uzatma, gel. Geliyorum, geliyorum. Bekle, sakın ayrılma oradan. Davut orada, eminsin değil mi? Burada, burada. Kaçmak için bir tekne bekletiyor. Kendi de bir kulübede bekliyor. Kulübede biri daha var. Onunla kanlı bir şekilde ilgileniyor. Mahmut, bir çakmak ver. Kiminle ilgileniyor? Onu göremedim. Ama dinlenip dinlenip dövüyor birini. Neyse, geldim ben. Anlarız mevzuyu. Söyle bakayım, kabul ettin mi biraderimin teklifini? Sarp, Umut'u kaçırdılar. Ne diyorsun Eylem, sen de kaçırmasın? Celal kaçırdı Umut'u, kaçırdı. Celal yaşıyor mu yani? Ölmemiş Sarp. Ben ölmeyeyim diye Umut kendini feda etti, bulanıyor. Eylem, sen neler diyorsun? Nerede peki, nereye götürdü? Bilmiyorum. Bilmiyorum Sarp, bulunun, olursun bul. Eylem, tamam Eylem, sakin ol. Tamam. Bak beni dinle şimdi. Eve gidiyorsun, evden dışarı çıkmıyorsun. Anneme de hiçbir şey çaktırmıyorsun, tamam mı? Nasıl çaktırmayayım Sarp? Bul Umut'u, bul, ne olur.
Tamam, tamam bulacağım. Buna izin vermeyeceğim Eylem. Buna izin vermeyeceğim. Bir şey olmayacak umuda. Celal. Sakin ol. Ne oluyor deli oğlan? Davut burada bekliyor. Acele yok. Celal ölmemiş. Yaşıyormuş lan. Nasıl ya? Eyvahlar olsun. Burada olabilir mi? İçeride olabilir mi? Yok. Celal gelmedi buraya. Zaten o gelse biz armut gibi durur muyuz burada? Olacak iş mi ya? Keseceğim seni. Korktuğumu mu sanıyorsun? Korkacaksın evlat. Korkacaksın. Aslında seni kör bıçakla kesmek isterdim ama onca hukukumuz var değil mi? Ah. İşte senin hakkın bu. Beni. Umut'u aldı. Davut'u bulup onun yerini öğrenmem lazım. Efendim müdürüm. Saat. Arabada yanan kişi Celal değilmiş. Biliyorum müdürüm. Biliyorum. Umut'u aldı Celal. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Davut'u buldum şimdi. Ondan almaya çalışacağım yerini. Harekete geçmek için bizi bekle. Müdürüm hiçbir şeyi bekleyecek zamanım yok. Buna mecburum. Anlıyorum. Tamam. Bak beni her türlü gelişmeden haberdar edeceksin, tamam mı? Ben evinizin etrafında gerekli önlemleri alıyorum. Tamam müdürüm. Ben gidiyorum Alenak. Deli olan. Davut'un adamları var. Gelin o zaman benimle. Ya. Deli oğlan. Yanlış anlama da. Benim bir felsefem var. İsviçre gibi düşün beni. Tarafsız bölge şeyindeyim ben. İyi olan kazansın diyeceğiz yine. Ne yapacağız yani? Cık.
Ha? Nerede kardeşim? Söyle. Başın sağ olsun Sarp. Kardeşin şu anda geberiyor. Ha? Nerede lan Umut? Söyle lan! Nerede Umut? Nerede? Dur, bunu söyleyeceğim. Dur. Sen ya ben Sarp, geç o işi Davut. Ya öleceğim ya öldüreceğim. Her iki ihtimalde de sen kaybedeceksin. Biz de varız Davut. Biz de buradayız. Yani geriye tek ihtimal kalıyor. Sen kaybettin, Davut. İyi olan kazandı. Söyle. Celal nereye götürdü kardeşimi? Söyle! Demek yolun sonu ha? Aynen öyle. Buradan çıkışın yok yanlış bir şey yaparsan. Söyle, nerede kardeşim? Çok mu istiyorsun lan kardeşini? Kardeşim nerede Davut? Ben sana kardeşini geri verebilirim sen. Ama sen bana meleği. Meleğimi geri verebilir misin lan? Söyle, geri verebilir misin? Onu benden kopardın. Söyle. Ben sana kardeşini verirsem sen bana meleğimi geri verebilecek misin lan? Ben gidiyorum. Ben meleğimin yanına gidiyorum. Ama sen burada kalacaksın Sarp. Sen gelmeyeceksin. Celal babam ölmeni istemedi. Kardeşine kavuşamayacaksın sen. Babam onu lime lime edecek. Bir parçasına bile kavuşamayacaksın. Geliyorum melek. Meleğim geliyorum. Dur lan. Dur lan yapma. Yapma. Lan bunu. (Gülüyor)
teyze. Abla ne oluyor, konuşsana. Eylem, deli etme beni. Umut nerede? Umut'u aldılar. Nasıl aldılar Umut? Kim aldı? Ne oldu abla, kaçırdılar mı Umut'u? Celal aldı Umut'u, Celal. Nasıl aldı? Nasıl aldı Celal? Ne Celal'i ya? Celal öldü abla. Ya ölmemiş işte, ölmemiş. Aldı Umut'u. Umut. Füsun abla aç gözünü. Füsun abla. Füsun abla. Eylem yardım etsene. Neredesin kardeşim? Keşke yerini bilsek de söyleyebilsek be. İçim acıdı şimdi. Celal hiç acımaz çocuğa. Keser biçer. Bitti. Bitti. Bulamayız artık onu. Bir çocuğu iflahımı söktü. Saatlerdir aziyet ediyor. Geberdi gitti şimdi puşt. Sen mi yaptın? Söylemeden Umut'un yerini bastı tetiğe. Sıktı kendi kafasına puşt. Öğrenemedim Umut'un yerini Coşkun. Sana Umut'u vereyim mi? Harbi mi diyorsun lan? Bu pis beni çözemedi ama ben onu çözdüm oğlum. Umut'un yerini biliyorum. Kamera tamam mı? Tamam baba. Kayıt da şu anda. Filmi seyrettiğinizde Umut artık hayatta olmayacak. Bu filmi annenle abine seyrettireceğim. Evleneceğin o kıza seyrettireceğim. Evlenebilecek miydin sahiden lan? İnandın mı harbiden buna? Seninle benim hikayemizin böyle biteceğine inandın mı harbi harbi? Hiç mi tanımadın Celal babanı? Hiç mi tanımadın lan sen beni? Artık merhamet yok sana. Yok. Daha vaktimiz var. Acele etmiyoruz. Keyfini çıkarın. Ellerim.
ellerim. Açık olsaydı alkışlardım şu an seni. Şovunu. Sen iyi bir adamsın Celal. İyiyim tabii ben sana. Ama şimdi gazabın neymiş ilk kez tadacaksın. Biliyor musun? Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. İçimden evlat demek bile gelmiyor. Bittin. Sen benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun artık. Mert Karadağ! Umut. Benim adım Umut. Umut Yılmaz. Yo! Seni ben yarattım. Ben! Şimdi de ben bitireceğim işini. Getirin buraya. Demek beni sen yarattın, öyle mi? Ha? Yakalayın şunu! Getirin bana! Abi, Umut. Abi. İyi misin lan? Yaralanmışsın. İyi miyim, bir şey yok. Gelenler var. Al şunları. Aslan abim benim be. Kaç kişiler? Vallahi bilmiyorum, saymadım. Hallederiz. Hallederiz. Yaran nasıl lan? Ağır mı? İyi iyi, merak etme, sıyırdı sadece. Ben bu tarafa aldım o zaman. İyi o zaman. Bu tarafta benim. Böyle gidiyoruz ama arka tarafta çıkış var mı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Umut. Bir şey söyleyeyim. Bari ikimizden biri yaşasa be. Thank you.
Elimizden geleni yapacağız. Yanlış yere bakıyorsun. Umar, iyi misin? E işte. Daha iyi günlerim olmuştu. Nasıl görünüyor? İyi bir şey yok. Sarp, at artık o silahı. Çok konuşma, kal orada. Abi. Söyle kardeşim. Söyle. Hiç düşünme. Sık gitsin. Öyle yapacağım zaten. Öyle yapacağım. Benim için fark etmez evlat. Sık gelsin. Artık inceldiğin yerden kopsan. Senin elin tetiğe varmadan gebertirim ben seni. Delik deşik ederim. Yavaş gel Sarp. At artık elindekileri. Olmaz. İkiniz de gebereceksiniz burada. Sen gebereceksin. İkiniz de öleceksiniz. Abi. Söyle. Aç gözlerini. Ha? Artık saklambaç yok. Tereddüt yok. Umutunu kaçıramayacaklar. Pişmanlıkla bir ömür sürdürmene izin vermeyeceğim. Hadi. Hadi. Yaşıyorsun Celal. Yaşıyorsun Celal. Yaşıyorsun. Sen ölmedin. Ölmezsin sen. We'll be right back.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün buraya toplanma nedenimiz Sarp Yılmaz. Hepimiz onun için buradayız. Çünkü o bizler için çok şey yaptı. Bunlar hep benim sayemde olmuş ha. Ben olmasam olmazdı. Vallahi. Hadi hadi. Bugün burada kebapçı Celal ve çetesini bitiren Sarp Yılmaz'ın üstün hizmet plaketini takdim etmek için toplanmış bulunmaktayız. Aslında o bunu çoktan hak etti. Ona madalya, bize bilezik düştü. Mutlu son yazmadılar bize. Adaletin bu mu dünya? Asıl adalet değil, işte buna diyorlar abi. Oğlum Berke, senin bu oyuncaklı lafların bayağı şaşırtıyor beni be. Komiserimizin belki söylemek istediği birkaç söz var. Var müdürüm. Bu plaketi müdürüm Yusuf Kaya adına kabul ediyorum. Yaşıyorsun Celal.
Müdür, sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun? Celal, sen nasıl düştün bu hale? Ne varmış halinde, müdür? Sen acırdın haline. Benim şu an baktığım adama baksan üzülürdün ha. Sen bile merhamet ederdin benim şu an baktığım adama. Hadi be, oradan sen de. Başımdan. Ben iyiyim işte. Yaşıyorum. Bakma babana öyle be. Niye çatıyorsun kaşlarını bana kızım? Nasıl çatman bu yaptıklarından sonra? Neler yaptım ki ben kızım? Ne yaptımsa sizin için yaptım. Ailem için yaptım. Yo baba, sen kötülüklerini, caniliklerini aileni bahane ettin. Şimdi sana yaptıklarının karşısında bir şey getirdim. Neymiş o kızım? Bu yaptıklarının karşılığı baba. Ne eksik, ne fazla. Thank you.
yapacaksın kızım? Ben bu iple. Ne yapacağını sen biliyorsun. Hadi. Vakit geldi. Yaşıyorsun.